Markaca hoş geldiniz. Bu videoda Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İtalyan savunmacı, büyük lider Leonardo Bonucci hakkında konuşacağız. Beşiktaş'ın da gündeminde olduğunu bildiğimiz Leonardo Bonucci ile alakalı Fenerbahçe'nin ilerletilmiş transfer görüşmeleri olduğu haberleri yayıldı. Ve biz de İtalyan savunma sanatçısı üzerine bir video çekmek istedik. Bazı oyuncuları verilerle ve istatistiklerle anlatmak bence yersiz oluyor. O yüzden ben de verileri ve istatistikleri bir kenara bırakıyorum. Aynı zamanda bazı oyuncular için yaş sadece bir sayıdır. Leonardo Bonucci 36 yaşında da olsa yaşını sadece sayı olarak değerlendirebileceğimiz bir lider Tepeden tırnağa bir savunmacı, bir karakter. O yüzden Fenerbahçe için oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Bir süperstar. Fenerbahçe camiası da, DNA'sı da bu tip süperstarları yaşamayı çok iyi bilen bir camia. O yüzden hem bir fırsat transferi olarak görüyorum hem de Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco'nun dediği üzere başarı kaliteyle sağlanır. Başarıya giden yolun bir numaralı anahtarı doğru kaliteyi eklemektir. Ki bunu yaz transfer döneminde de göstermişti Mario Branco zannedelim devre arasında da bu yaklaşımı devam ediyor. Leonardo Bonucci kariyerinde çok fazla şey kazanmış. Hatta son transferinde de bunu yine gördüğümüz bir oyuncu. Union Berlin tercihi İtalya'da geçen başarılı kariyerin ardından aslında yine özel bir hikayeyi barındırıyor. Şampiyonlar Ligi serüveninde Union Berlin'in yer almak istedi ve belki de diğer futbolcu meslektaşları gibi pekala Arabistan Ligi'ni de seçebilirdi. Fakat o her zaman özel hikayesiyle bildiğimiz bir oyuncu ve Union Berlin'in bu Şampiyonlar Ligi macerasında yer almak istedi. Pek istediği gibi geçmemiş olacak ki şu an yeni bir hedef arıyor kariyerinde ve Fenerbahçe'ye gelip burada başarılara uzanıp daha daha sonrasında ise İtalya milli takımıyla tekrar bir son turnuva oynayıp emekli olmak istediğini düşünüyorum ben kendi adıma. Dile kolay 681 maça çıktı Leonardo Bonucci ve maçların birçoğunda mücadelesinden asla şüphe etmeyeceğiniz performanslar sergiledi. Öyle olacak ki ondan hiç kimse vazgeçemedi. Birçok oyun planında, birçok oyun stratejisinde hep onu gördük. Savunmanın liderliğini yaparken. Aynı zamanda elit seviye pasör çok üst düzey bir lider. Soyma odasından yeşil zemine, basın toplantılarından özel hayatının her anına dair bu liderliği gördüğümüz bir oyuncu Leonardo Bonucci. Hatta İtalya medyası ona şu lakabı takıyor. Beken Bonucci. Beken Bauer'i andıran bir futbolculuk stili olduğuna inandıkları için bu lakabı almış Leonardo Bonucci. Kazandıklarını şöyle bir göz önünde bulundurursak. 9 Serie A, 4 İtalya Kupası, 5 İtalya Süper Kupası, 1 Kupa İtalya, 1 de Avrupa Şampiyonası zaferi var. Fakat kazandıkların çok ötesinde çok büyük bir karakter gösterdi. Bütün bu başarıları elde ederken Leonardo Bonucci. Fenerbahçe düzeninde onun birçok açıdan faydalı olacağına inanıyorum. Bir kere mental tarafta Fenerbahçe'nin baskısını yönetebilecek oyunculara ihtiyacı var. Bazı kulüplerde başak değer olarak aranan özellikler bunlardır. Filtrelenir. En başta da o baskıyı yönetmek gelir. Bonucci her zaman şampiyonla oynadı. Şampiyon baskısını kaldırdı ve Fenerbahçe'de de bu baskıyı kaldırabileceğine inanıyorum. Olası transfer senaryosunda. Bir savunma sanatçısı dedik. Inter U19'da başlayan kariyer. Takip eden süreçte Kiralık gitti birçok kulübe. Genoa ve Bari maceraları var ve daha sonrasında ise Juventus'un onun için ödediği bonservis 15 milyon euro civarı bir bonservis ödendi. Milan'a gitti, tekrar Juventus'a döndü. O Juventus'a tekrar yuvasına döndüğü dönemde ise Pep Guardiola onu kadroya katmayı çok istiyordu. Hatta futbol tarihinde en beğendiğim oyuncu demiştir. Pep Guardiola onun için. Aynı zamanda Bonucci'nin de Guardiola ile ilgili onun takımlarında yer almayı çok istedim. Fakat evinizden çağrıldığınızda geri çeviremezsiniz bu çağrıyı demiştir. Juventus'a dönerken. Yani duygusal ve bu duygularıyla bütün hayatını geçirmiş bir oyuncu. Şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum. 2016'da neredeyse futbolu bırakıyordu Leonardo Bonucci. Bunun sebebi de oğlu Matteo'nun yaşadığı hastalık. Bir fıtık rahatsızlığı yaşıyor oğlu ve yaklaşık 4 ay boyunca tedavisi sürüyor. Ve Bonucci de o süreçte kontrolümü kaybettiğim futbol oynamama engel oluyordu. Sahaya, antrenmana hiçbir şeye odaklanamamıştım diyor. O dönem neredeyse futbolu bırakma noktasına gelmişti. Daha sonra oğlu iyileşince o sezonun sonunda gerçekten form grafiğini oldukça yukarı çıkardı Leonardo Bonucci ve 2016-2017 sezonunun sonunda Juventus'la Serie A şampiyonluğuna giderken e, madalyasını oğlunun almasını istedi ve kupa törenine oğluyla beraber çıktı. Aynı zamanda onunla ilgili yine ilginç bir anekdottan daha söz etmek istiyorum. Savunuculuğunu, savunmacılığını göstermek adına Ekim 2012'de evinde bir soygun vakası oldu. Hırsızlar evine girdi Bonucci'nin ve 5 aylık bebeğiyle eşinin bulunduğu ortamda Bonucci'nin de ellerini bağlayarak evlerindeki bütün değerli eşyaları toplamaya başlıyorlar. Sıra Bonucci'nin kolundaki saate geldiğinde Bonitci kollarındaki o iplerden bir şekilde kurtulup hırsızları yumrukluyor ve evinden dışarı kovalamaya başlıyor. Hırsızları bütün sokak boyunca kovalayan Bonitci en son motosikletle onların kaçtığı anı görüyor. Bu olayın ardından da aslında Bonitci'nin özel hayatında da gerçekten futbolculuğunu etkileyen birçok olay olduğunu gözlemlemek mümkün. Futbola tutkulu bir babanın oğlu Leonardo Bonitci, Claudio Bonitci ve abisi de aslında alt diklerde stoper olarak oynamış. Yani bütün aile futbola gerçekten çok bağlılar ve Bonitci'nin de bu özelliği onu şu an 36 yaşında olmasına rağmen hala futbola sıkı sıkıya bağlıyor. Ve bence o da bu kariyerin finalini çok iyi yapmak istiyor. Bu kariyerin finaline de bence Fenerbahçe ile kazanılacak bir şampiyonluk olası yaşanırsa eğer takip eden süreçte de son bir Avrupa şampiyonasıyla belki bir finalize görebiliriz bu kariyerin devamında. Biraz da Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda nasıl faydalanabilir bunu da düşünmek istiyorum. Şüphesiz Leonardo Bonucci söz konusuysa geri kalan her şeyin ben teferruat olacağını düşünüyorum. Gerçekten gol sevincinden tutun da bütün yaşantısı ikonik bir sporcu ve Barzakli ve Kyerli'nin ile beraber yıllar boyunca yakaladığı uyum, birçok düzende başardıkları aslında onun tartışılmaz bir isim olduğuna bizi ulaştırıyor. Fakat Fenerbahçe'nin mevcut düzeninde de belli başlı ihtiyaçlar var. Özellikle elit seviye pasör olması, sol ve sağ stoperi eşit oranda oynayabilmesi, 50-60 metrelere çok rahat uzun toplar atabilmesi, kornerin savunmasından hücumuna, duran top etkinliği, şef stoper olmasıyla arka tarafı tamamen yönetecek olması ve hücum futbolu oynayan, hakim futbolu oynayan rakip sahaya yerleşmek isteyen şampiyonluğu oynayan takımlarda da performansını göstermiş olmasıyla aslında Bonitçi Fenerbahçe açısından gerçekten bu taraftan da uygun bir oyuncu. Yani bütün kariyeri, bütün yaptıkları, ismi, markası, her şey tamam ve saha içerisinde de bence Fenerbahçe sadece bir isim transfer etmiş olmayacaktır. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye faydalı olacağına da gerçekten çok inanıyorum. Leonardo Bonucci'nin gerçek bir komutan. Bunu da belirtelim. Aynı zamanda Bonucci'nin Fenerbahçe oyunu için önemli bir tarafı daha var. Özellikle penaltı konusu Fenerbahçe'nin son günlerde çok sık tartış karşılaştığı bir gündem maddesi. Leonardo Bonucci 47 golü olan bir oyuncu kariyerinde ve bunların 6 tanesini penaltıdan bulmuş bir oyuncu. Ayrıca 2021-22 sezonunda da Juventus'un penaltıcıları arasındaydı. Soğukkanlı yapısıyla Fenerbahçe'nin belki de penaltı krizine de çözüm olabilir. Ve ben özellikle kritik anlarda da Leonardo Bonucci'nin o penaltıyı atmaktan yana hiçbir kuşkusu olacağını düşünmüyorum. Kendine güvenir gider o topa vurur. Evet bir savunma sanatçısından bahsetmeye çalıştık. Gerçekten heyecanlandıran bir isim. Benim için de çok özel. Juventus'u destekleyen birisi olarak İtalya'da yıllarca onun başarılı performanslarını gördük, izledik. İstediği gibi bir Almanya macerası olmadı fakat Türkiye'de neden bu kariyer çok güzel bitmesin? Bu hikaye hepimizin gerçekten yaşamaya, tanıklık etmeye çok hevesli olduğumuz bir hikaye. Çubukluyla başarıya koşarken görmeyi Gerçekten bence bütün Fenerbahçe taraftarı heyecanla isteyecektir. Soru işaretiyle bakanlar da olabilir. Yaşı ve son ile alakalı. Fakat ben onun hazır olduğunu düşünüyorum. Bonucci duygusal da bir oyuncu. Biraz bahsetmeye çalıştım. Burada gerçekten tribünlerle bütünleştiğinde gerçek performansını bir kez daha gösterecektir. Olağanüstü pozisyon bilgisi, teknik becerisi ve gerçekten dediğim gibi gol sevincine kadar ikonik bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarının seveceği bir oyuncu. Çünkü Fenerbahçe bu tip oyuncuları, bu tip kariyerleri yıllarca yaşamış bir camia. DNA'sına çok uygun oldu olduğunu düşünüyorum. Leonardo Bonucci'nin liderlerle dolu bu kadronun savunma bakanına da ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Tabii ki de BKO'da bu özveriye sahip, bu karaktere sahip bir oyuncu ama bir Bonucci antrenmandan tutun da saha içerisinde hatta kulübede olsa dahi Fenerbahçe'deki birçok oyuncuya etki edecektir. Böyle oyuncular birçok kaliteyi arttırır kulüpteki. Tesislerden içeri girdiği anda, yemeğe oturulduğu anda onun varlığı birçok şeyi etkileyecektir. Bonucci transferinin Fenerbahçe'ye hedeflere gitme noktasında da çok ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Umarım bu transfer gerçekleşir. Umarım onu Süper Lig'de izleme fırsatını görürüz. Leonardo Bonucci'yi Fenerbahçe form sizi izlemek gerçekten bir futbol severi olarak beni de çok heyecanlandırıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir savunma sanatçısını biz de markajda bol bol konuşmak istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayınız. Çok daha kapsamlı analizleri de sunmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.